Ya niye konuşamıyorum kamerayı açınca? Evet, konudan alakasız konulardan konuştuğumuza göre şimdi konuyla çok alakalı olan videomuza geri dönebiliriz. Saçım başım iyi mi? Aloha. Bugün sizlerle daha dün izlediğim ve izler izlemez aslında video çekmek istediğim bir filmi paylaşacağım. Bu sabaha kadar, yani birkaç saat öncesine kadar aslında video çekme fikri yoktu aklımda. Ve hani belki böyle sizinle arada izlediğim filmler, diziler, hani sevdiğim, sevmediğim, genelde sevdiklerimi paylaşıyorum ama bazen sevmediğim dizileri, filmlere de yer veriyorum. Öyle hani bir videoda bahsi geçer, bahsedebilirim diye düşünüyordum. Ama o kadar çok etkisinden çıkamadım ve bu filmi bence özellikle hani sinefillerin, yani böyle sinemaya gitmeye bayılanların ve güzel seyir zevkinden hoşlananların, böyle bazı filmleri izlediğimde, hani size de öyle oluyor mu? Wow, gerçekten böyle inanılmaz tatmin aldım. Ben bununla işte birkaç ay devam ederim. Hani sanki böyle hani benzini biten bir arabanın benzini doluyormuş gibi bir hissiyat oluyor benim içimde. O yüzden bu filmi özel bir videoyla, yani bu videoyla sizlerle paylaşmak istedim. Bahsedeceğim filmin adı Bir Düşüşün Anatomisi. Bu bir Fransız filmi arkadaşlar. Anatomi d'une chute Fransızcası da. Ve bu yönetmen Justin Trier. Ben bir teknik olarak bazı şeylerden bahsedeyim, sonra hemen böyle olabildiğince spoiler vermeden. Bence spoiler vermiyorum bu arada. Siz de hiçbir videoda böyle kardelen spoiler verdim falan demiyorsunuz genelde. O yüzden bunu böyle başarabildiğimi düşünüyorum. Dikkat ediyorum yani ona. Film 151 dakika, 2,5 saat civarı. Ben hatta filme girdiğimde genelde hiç konusuna da bakmam. Yani çok böyle üstün körü okurum, detaylı incelemem. Ve hani o yönetmenin başka işleri var mı, bildiğim bir yönetmen mi, bunlara genelde bakarım. Bu yönetmeni hiç tanımıyordum. Bir saat sürmez ve 1,5 saat falan sürer maksimum diye düşünmüştüm ama bayağı uzun geldi bana, benim hani sonrasında da bir arkadaşımla buluşacağım için. Ama gayet güzeldi, hani üf bu ne kadar uzun bir film demiyorsunuz. Bunun dışında ben Kadıköy sinemasında izledim. Yönetmen Fransız bir yönetmen, dediğim gibi Justin Trier hanımefendi. Ve yazan ve yöneten, size arada bahsediyorum hatırlarsınız, aynıysa, yani o filmin senaryosunu bir kişi yazıyorsa ve aynı zamanda yönetiyorsa, bence ve bize de öğretilen, hani medya iletişim okuduğum, özellikle sinema alanında böyle bayağı tezler yazdığım dönemlerde ve hocalarımızın da söylediği, her ne kadar yazan yöneten aynıysa filmin başarısı da genel olarak o kadar katlanıyor diyorlardı. Burada da yazan zaten Justin Trier, bir de partneri Arthur Harari'den destek almış. Arthur Harari de hem oyuncu hem de yazarmış. Hatta onun da başka filmleri var mı diye baktım. Kendisi benim araştırdığım kadarıyla, bu arada hanımefendinin partneri yönetmen değil ama oyunculuk yapıyor sadece. Ve de yazar, yani yazdığı, senaryosunu yazdığı başka filmler mevcut. Hatta ona da olması lazım filmin adı. Ben izlemedim ama o filmin bayağı başarılı olduğunu okudum. Bu filmin türü arkadaşlar gerilim, drama ve biraz polisiye diyemem ama dedektiflik diyebilirim belki, böyle hafif yani. Onun yanı sıra oyunculuklar çok iyiydi. Gerçekten zaten hani esas karakterimiz Daniel, adını unuttum arkadaşımızın, 11 yaşında çocuğu canlandırıyor. Görme yetisini kaybetmiş bir çocuğun, aslında hani onun gözünden de film akıyor. Oyuncu arkadaşlarımızı ben başka bir filmde izlememiştim daha önce. O yüzden hani gördüğüm bütün oyuncuları ilk defa bu filmle beraber tanıdım. Pardon, yalan söylüyorum. Michel Gondry'nin bir filmi vardı. Şimdi neydi adı? Çözümler Kitabı diye çevrilmiş olması lazım Türkçe'ye. Onda oynayan hanımefendi oynuyordu bu filmde. O da Fransız bir oyuncu. Adını unuttum ama o filmde izlemiştim onu ve direkt hatırladım. Hatta filmin açılış sahnesinde onunla ve Sandra'nın adı neydi? Sandra Hüller'in. Şimdi not aldım, bakarım. O ikisinin böyle hani konuşmasıyla başlıyor zaten hani film. O hanımefendiyi tanıyorum. Bunun yanı sıra şimdi filmin konusu ne derseniz, babasının düşerek ölmesiyle annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu alıyor bu film. Aynı zamanda Sandra, Samuel, Sandra Daniel'in annesi, Samuel babası oluyor.
ve görme yetisini kaybetmiş işte Daniel'den bahsediyoruz. Dağlarda herkesten uzak bir hayat sürüyorlar. İşte sonrasında babasının aslında düşmesiyle diyeyim ve filmin adı da Bir Düşüşün Anatomisi zaten. Hani bence filmin başlığına da bütün film aşırı uyumlu olmuş. Hatta ben gerçekten bu kadar uyumlu olan çok nadir film izlemişimdir. Yani bayağı böyle resmen hani çok kaba tabirle başlığı yedirmişler filme. Yani hani olur ya böyle salata yaparsınız. Zaten ben bütün film boyunca hissettiğim hissiyat ve filmi izlerken bu kadar seyir zevki yaşıyorum dememin en büyük sebebi de bu oldu. Hani salata falan böyle yaparsınız ya da işte çok güzel bir yemek yapıyorsunuzdur ama onda böyle sosların ya da artık neyle yapıyorsunuz o yemeği hani birbirine karışması gerekir. Hani ne kadar böyle iyi karışırsa ve işte atıyorum sarımsağın kokusu, zeytinyağının böyle iç içe geçmesi falan onları ne kadar harmanlayabilirseniz o yemek de o kadar lezzetli olur ya. Bu filmde de yani hani çekiminden montajına, kurgusuna, senaryoya, senaryoda kopuklukların olmamasına ve de ben şimdi neleri sevdim onları paylaşacağım ama çekim tarzına kadar çok güzeldi. Yani bu kadar iyi işlenmiş bir film ki ben yani diğer videolarımı izlediyseniz hani böyle inanılmaz hani Kardelen abartıyorsun diyorsanız eğer bu kadar övmem kolay kolay. Ve gerçekten hani çok böyle her izlediğim 10 üzerinden mesela 8'lik film beni çok etkilemeyebilir tarzını sevsem bile. Ama bu film ve sevmeyeceğimi düşünerek de girdim. Hani anne ne olacak yani çok da iyi değildir diye düşünerek de girdim. Beni inanılmaz derecede şaşırttı. Size kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bu arada şimdi fark ettim. Ben mikrofonla kayıt alıyorum tabii ki çekim yaptığım zaman ama bir anda mikrofon kaydı durmuş. O yüzden böyle önceki birkaç dakikada mikrofon sesi yerine kameranın mikrofonundan ses aldığımız için sesle ilgili böyle bir tık farklılık duyabilirsiniz şimdiden. Umarım bu sizin için sorun teşkil etmez diyorum ve devam ediyorum. Şunda kalmıştım. Film boyunca bu bir intihar mı yoksa cinayet mi? Bunun üzerinde duruluyor ve biz de aslında bu olaylar silsilesini izliyoruz. Dağlarda yaşıyorlar bu arada. Yani o filmin geçtiği bölge inanılmaz bir yer. Fransa'da yani sanıyorum ki orası. Çünkü Grenoble'dan geliyor işte. Şöyle bir dakika şuradan alayım. Hem Sandra hem Samuel karı koca ikisi de yazar. 11 yaşında da oğulları var Daniel diye. Ve Daniel 4 yaşındayken bir kaza geçiriyor ve görme yetisini kaybediyor. Nasıl kaybettiğiyle ilgili detay vermeyeyim. Hani orası spoiler'a girebilir. Çünkü filmde onunla ilgili de birçok açılımlar var ve gerçekten böyle bazı sahneler o kadar yani oturduğum yerde böyle oldum ki gerildim. Çünkü 11 yaşında hani çocuğun yani benim çocuğum olsa o mahkeme salonunda duyduklarını duymasını hani ona maruz kalmasını istemezdim. Ama tabii ki annesi bir yerden sonra cinayetle daha doğrusu şüpheli konumuna düşüyor. O yüzden o da tanık olduğu için onun da ifadesine yer verilmesi gerekiyor. Öncelikle filmle ilgili benim düşüncelerim neler diye sorarsanız, merak ediyorsanız çekimler o kadar iyiydi ki yani çok gerçekçi çekimler izliyoruz ve hani normalde televizyonda izlediğimizde böyle görüntü kalitesi vardır. Hani yani biraz daha farklıdır, daha düşüktür diyeyim kalitesi. Hani o böyle muhabirlerin çektiği hani böyle koşturmacalarda işte mahkeme salonundan çıkarken, girerken işte sizce nasıldı diye avukata böyle mikrofon tutulurken falan çok sahne çekilmiş. Ve o beni çok şaşırttı. Çünkü ben yani bu şekilde işlenen, bu şekilde çekimleri olan bir film izlememiştim. Aranızda bu tarz ya da buna benzer hani Kardelen bak bu filmin de çekimleri buna çok benziyor dediğiniz filmler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bunun yanı sıra normalde ben çok zoom in sevmem. Hatta yani böyle bazı filmlerde deli gibi zoom in yaparlar. Yani çok böyle yakınlaştırırlar. O beni uzaklaştırır. Yani çok itilirim. Hiç böyle hoşlandığım bir şey değildir genel olarak filmlerde. Bunun neden yapıldığını da biliyorum bu arada. Onu da öğrenmiştim. O da şundan dolayı arkadaşlar sizinle paylaşayım. Sizi içine çekmek için yani kendinizi izleyici olarak oyuncunun yerine koymanız için aslında genelde zoom in tekniğini kullanıyorlar.
Ama bu filmde o kadar iyi kullanılmış gibi, o kadar yerindeydi ki ve zaten konusu itibariyle, senaryo itibariyle bence bizim zaten kendimizi oyuncuların yerine koymamız filmi aslında çok daha başarılı yapmış ve en başarılı yaptığı etmenlerden biri olmuş diye düşünüyorum. Bu arada yapılan zoom inler hani öyle şap diye böyle yüzünüze de değil. Mesela Sandra'nın annesinin sanıyorum avukatıyla konuştuğu bir sahne vardı. İzlediğinizde hatırlayın. Beni de anlarsınız. Dudaklarına böyle zoom in yapılmış ve orada o kadar yalındı ki, yani zaten hanımefendinin hani karakteri de tabii oyuncu olarak, yani o anne olarak kendini yansıttı. Hem Alman ama işte Londra'da yaşamış. O böyle Alman karakteri, biraz sakinliği falan, onu da çok güzel işlemişler yani bence. Hani onun Alman olması, Londra'da yaşaması bence şans eseri değil. Tam o hani karaktere uygun olmuş, oyuncu karakterine diyeyim, o açıdan söylüyorum. Orada o dudaklarına yapılan zoom in de beni çok etkiledi. Çok yerindeydi. Bunun yanı sıra Daniel'ın görme yetisini kaybetmiş olması da bence inanılmaz başarılı bir noktaydı. Ve işte filmde müzikle ilgileniyor, piyano çalıyor. O sahneler de beni çok etkiledi. Yani aslında filmde hep böyle bir şeyleri çözme, bir çabalama, gerçek ne, gerçekten ne oldu, şüphe altında kalma, emin olamama. Hani böyle bu duygular ve de tabii ki çocuk olduğumuz için bir şeyleri kavrayamama, böyle çok o çocuğun masumiyeti ve çaresizliğini de alıyorsunuz. Hani onun gözünden işlenmesi de beni ayrıca etkiledi. Bu arada Sandra'nın biseksüel olmasının üzerinde de duruluyor. Yani mahkemede zaten her şey, yani böyle çocuğun önünde, gözler önüne seriliyor. Bir de hani bu bir çiftin aslında bitmiş bir ilişkinin ardında bıraktığı tortuları ve o kazaların sizde açtığı enkazları da gösteriyor. Yani çok kaba tabirle böyle toksik bir ilişkinin ne kadar toksik olduğu ve birbirinden kopamayan bir çiftin aslında belki de bu intihar mı, cinayet mi ve bu yolla hani hayatına son verilmesi gerekiyor muydu diyeyim. Bunların böyle işlendiği bir film. Ve bu arada bu film bir kitaptan uyarlama değil sanırım. Yani ben öyle bir bilgiye hiç rastlamadım. Ama hem Samuel hem Sandra filmde zaten yazarlardı. Bu filmin kitabı olsa, gerçi bakmadım da yalan olmasın, olabilir şimdi. Bu filmin kitabı olsa ben okurdum ve bence çok başarılı bir kitap olurdu diye de düşünüyorum. Bir de tabii şunu da söylemem gerekiyor. Hani benim annem ağır ceza avukatı olduğu için ben böyle ayrıca psikolojik gerilim ve gerçekçi hikayelere dayanan ve mahkeme salonlarında geçen filmleri de ayrıca seviyorum. Çünkü hani büyürken de etrafımda çok avukatlar oldu. Yani hep böyle bir avukatlarla aşinalığım var benim. O yüzden böyle duruşma salonlarında geçen işte savunmaları, suçlamaları ve bunun çok güzel işlendiği filmleri de ayrıca seviyorum diyeyim ve parantezi kapatayım. Başka sevdiğim birkaç noktaya daha böyle hızlıca değineceğim arkadaşlar. Bir köpek göreceksiniz filmde. O da bence zaten çok 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 tatlı bir köpek ve oyunculardan biri diyebilirim. Köpekle olan ilişkisi Daniel'ın beni aynı zamanda etkileyen ve filmi güzelleştiren diğer bir etken oldu. Bir de filmde bir sahnede çok ağladım. Yani tabii spoiler vermemek için böyle konusundan bahsetmiyorum ama sadece baba ile oğlun arabada konuştuğu bir sahne var. Yine izleyince anlayacaksınız. O beni çok etkiledi. O kadar böyle ruhuma dokundu ki o sahne ve orada da bu film genel olarak çok yalın ele alınmış. Yani çekimleri yalın, öyle bir karman çormanlık. Yani bana sorarsanız bu film ne kadar gişe hasılatı getirir diye bir kaygı duymadan çekilmiş bir film. Çünkü hani bazı filmlerde eminim siz de hissediyorsunuzdur. Hani oynarlar filmde. Hani bu filmin işte getirisi çok olsun, gişesi çok olsun. Ve hani bilirsiniz onu. Tabii ki hani bazı böyle serilerin ya da çok çok hani ya ne bileyim Lords of the Rings'tir ya da onun gibi filmlerdir. Onları ayrı tutuyorum. Hani Yüzüklerin Efendisi falan gibi. Ama hani böyle kasarlar. Yani siz de onu algılarsınız. Bu bence prodüksiyon anlamında da çok para sıkıntısı olmadan çekilmiş bir film olduğunu düşündürttü bana. Ben bunları da düşünüyorum yani filmi izlerken. Onun dışında Sandra'yı, yani anneyi şüpheli gösteren bir dolu, yani burada bahsetmeyeyim hepsinden zaten ama
çok olaylar silsilesi ve bunun açılımlarına tanık oluyorsunuz yine film boyunca. Bir çiftin biten ilişkisinin dediğim gibi demin toksikliği ve bunu aslında bitirememenin vermiş olduğu böyle o kanırtma hissi. Samuel'in kendisini ifade etme biçimi. Bir yerde zaten böyle mahkemede dinletilen ses kaydı var. O da çok etkileyiciydi. Ve düşündürüyor sizi. Yani ben en azından kendimle ilgili, hayatımla ilgili, ilişkilerimle ilgili ve genel olarak böyle hani ilişkilerle ilgili bayağı üzerine düşündüğüm bir film oldu. Ve benim çok nadirdir hani böyle bir filmden sonra oturup kalkamamam. Yani böyle bayağı dakikalarca hani kalkamadım. Ve wow, ne izledim ben az önce dedim. Öyle etkilendim. O derece etkilendim. Zaten o kadar etkilenmesem buna özel bir videoda çekmiş olmazdım. Bunun yanı sıra zaten bu konunun bir de mahkeme salonuna taşınması ve bunun açtığı yaralar. Kısacası yani ilk aklıma gelenler bunlardı. Ama film beni, yani bunu söyledim ama bir daha tekrarlayacağım, çok derinden etkiledi. Ve 10 üzerinden 9.8 veriyorum. Bu kanalda hiçbir filme 9.5 üstü vermedim. Ve 4 seneyi aştı artık. Evet, 4.5 senedir arkadaşlar kanalım var. İyi ki varsınız diyeyim size de bu vesileyle. İlk defa bir filme 9.8 verdim. Siz de artık buradan pay biçin diyorum. Bunun yanı sıra bu yönetmenin Justin Trier'in başka filmleri var mı diye baktım. 2019'da çektiği Civil diye bir filmi var ve onu mutlaka izleyeceğim. Not aldım. Bayağı da merak ettim. Başarılı bir film diye geçiyor. Bir de Age of Panic diye 2013'te çektiği bir filmi var ama ona genel olarak böyle 10 üzerinden 6 verilmiş birçok sitede. Hani ben de izleyebilirim belki hani zamanım olursa ama yönetmen diğer filmleri nasıl dediğim gibi bilmiyorum, izlediğim tek filmi, bence çok başarılıydı. Hani ben yönetmen olsam böyle bir film çekmiş olmak isterdim. Hani şey derler ya, bunu yapıp ölebilirim. İşte ben böyle bazı hani müzisyenleri, işte şarkıcıları dinledikten sonra bu şarkıyı yaptıktan sonra tamam hani ölebilirim artık, kafam rahat. Böyle bir filmdi bu da. Hani bu filmi çektikten sonra tamam artık içim rahat olur yani, öyle söyleyeyim size. Bunun yanı sıra bir de 2023'te zaten Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve bu ödülü kazanan 3. kadın yönetmen olmuş. Bu anlamda da kendisini çok 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 tebrik ediyorum. Bence gerçekten büyük bir başarı. Bunun yanı sıra yani başka size söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama sanıyorum genel izlenimlerimden bahsettim. Bir de şey vardı hani filmin başında ve böyle film boyunca çok yüksek seste müzik dinlemeyle ilgili ve galiba 50 Cent'in bir şarkısıydı. O şarkı da çok manidar olmuş. Yani size şöyle söyleyeyim. Genel olarak bir de artı olarak hani konusuna ilave babanın yani Samuel'in kendini ifade edememeyişinin ve bunun sonucunda patlamasının ve ardında belki de bilerek uyandırdığı şüphelerin silsilesini izliyoruz. Buna tanık oluyoruz. Burada tabii ki de hani kadın haklı, erkek haklı, şöyle böyle öyle bir yerden ben bakmadım. Ama bir ilişkinin bitmesi gerektiği yerde bitmezse nerelere varabileceğini hani gördüm. Gerçekten dediğim gibi bir daha söylemeyeyim. Bütün bu anlattıklarım ışığında eğer siz ilginizi çektiyse, izlemeyi seçerseniz izleyin derim. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. Siz eğer ki bu filmi zaten izlediyseniz, bu arada sinemalarda yani ben Kadıköy sinemasında izledim ama acaba böyle bir süre oynayacak mı? Bu video yayına girdiğinde belki sinemalardan kalkmış olur büyük ihtimalle. Ama bakın bakalım, belki Mubi'ye gelir. Yani bir bakın ve yakalayın bu filmi derim. Yani benim düşüncemi ve fikrimi sorarsanız. Eğer filmi izlerseniz de yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Siz filmden çıkınca ne hissettiniz? Yani bunları gerçekten merak ediyorum. Aynı zamanda buna benzer başka film varsa hani benzer şekilde işlenen diyeyim, onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Instagram'dan ve TikTok'tan da takipte kalmak isterseniz şuralara bırakıyorum.
Bu videoyu beni sevdiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. Bu arada eğer cuma günü gelmezse genellikle pazar günü 12'de yayına girmiş oluyor. Cuma günü 6'da yayınlamazsak. Bir de artık yani son haftalarda shorts da yüklemeye başladım. O yüzden hani ona da göz atabilirsiniz. Genelde pazartesi günleri yüklüyoruz. Bilginiz olsun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ya saçlarım o kadar düz ki, ama o kadar düz ki size anlatamam. Şu bayağı sade oldu bence ama burada ilk defa video çektim. Nasıl buldunuz? Güzel oldu mu? Şöyle mi otursaydım daha mı iyiydi? Ama o zaman da burada yer kalıyor. Neyse, yani nasıl buldunuz burada çekmemi? Hoşunuza gitti mi? Onu da yazarsanız sevinirim.